Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gene IQ'nuzu düşürmeye yönelik, izledikten sonra Allah'ım ben ne izledim dedirtecek bir videoyla karşınızdayım. Reklamlarda görüp ağzınız mı sulanıyor? Big Mac yemek istiyorsunuz ama paranız mı yetmiyor? Affedersin, Big Mac menü ne kadar? 19.99. Hep yoksul perişan olabilirim. Acılar içinde kalabilirim. Birazdan öyle bir şey yapacağım ki ağzınızdan zevk suyu fışkıracak. Kalın bağırsağınız hafif hafif titremeye başlayacak. Ve belki de pandik atak geçireceksiniz. Bugün size McDonald's'ın efsane hamburgeri Big Mac nasıl yapılır onu göstereceğim. Başlamadan önce hemen hatırlatayım. Biraz daha kalkması ve bana daha fazla para kazandırmak için videoya like atmayı unutmayın. Ve hala kanala abone değilseniz aşağıdaki butonlardan abone olun. Yeter artık. Ben de zengin olmak ve o 5 para etmez bir işe yaramaz YouTuber'lar gibi havuzlu yeni ev vlogu çekmek istiyorum. Hep yoksul perişan olabilirim. Hadi gelin vakit kaybetmeden markete doğru gidelim. Ve yapacağımız rüya gibi hamburger için malzemelerimizi alalım. Biz insanlar çok şanslıyız. Bir de eşekleri düşünsenize. Bizi sırtlarında taşıyorlar ve hayatlarında hiç hamburger yememişler. Eşekler de keşke hamburger yeseydi. O zaman 10 kişiyi birden taşıyabilirlerdi. Eşek kardeş, sen hamburger nedir biliyor musun kardeş? Çok lezzetli ama sadece zenginler yiyebiliyor. Hayır, gene insanların durumu kötü de olsa tavuk döner yiyebiliyorlar. Sen bize ne yediriyorsun abicim? Döner artı ayran, üstüne bir de yarım saat internet, 2 lira olur mu? Çiftlik Bank'ın sanal tavukları bile bu kadar ucuz değildi. Atasözü bile var. Eşek olursan arkana binen çok olur. Kedi olursan yediğin arkanda, yemediğin önünde olur. Allah'ım, eğer reenkarnasyon diye bir şey varsa lütfen bir sonraki hayatımda beni kedi yap. Beni kedi yap. Bu şerefsiz adi kediler insan sahiplenmeseler bile sokakta gene yollarını buluyorlar. Anakonda, komodo ejderi ve AIDS'li güvercin yakalayıp onlarla mangal partisi yapıyorlar. Avlanma yeteneklerin bir türlü gelişmedi. Kapitalist sistem insanoğlunu eşek etinden yapılan lahmacuna mahkum etti. Kendim avlanabilseydim bir güvercin yakalayabilir ya da bir fil avlayıp hortumundan kokoreç arası ekmek yapabilirdim. Askıda simit var, askıda çamaşır makinesi deterjanı var. Peki askıda hamburger neden yok? Bir insan olarak canımız çekiyor. Sonra oramız buramız şişip 60 santim oluyor. Hamburger resmini görünce canım çekiyor. Sonra da oram buram şişiyor, çarşıda yürüyemiyorum. Sayısal lotoyu tuttursam ya da ziddadan parayı vursam ilk işim hamburger yemek olacak. Başakşehir, Liverpool. 2'den 2, en üst. Evet arkadaşlar, markete geldim. Şimdi içeri girip alışverişimizi yapalım. Burada çekim yapmak yasakmış. Sanırım içeride çok gizli şeyler var. Neyse, sallasan markete değiyor zaten. Gidelim başka yerde alışverişimizi yapalım. Öncelikle hamburger ekmeğinden başlayalım. Baksana, tazecik, yumuşacık. Markete girdiğinizde ilk işiniz bu aşırı dayanılmaz poşetlerden almanız olsun. Çünkü bunlar beleş, kasadakiler parayla. Şimdi sıra hamburger köftesine geldi. Uf, baksanıza mis gibi kokuyor.
İsterseniz size biraz da fiyatlardan bahsedeyim. Beşli hamburger ekmeği 2 lira ve beşli hamburger köftesi 5 lira. Yani normal bir hamburger 1,5 liraya geliyor. Ama tabii biz normaliyle yetinmeyip daha büyüğünü yapacağız ve paraya kıyıp 3 liralık devasa efsane bir hamburger yapacağız. Evet arkadaşlar, eve geldim. İlk olarak malzemelerimi selamlayacağım. Sevgili ve çok saygılı Big Mac malzemeleri. Evimize hoş geldiniz. İsterseniz şimdi efsane burger için hangi malzemeleri kullanacağız sizi onlarla tanıştırayım. İlk olarak marketten aldığım hamburger ekmeği ve köftesi var. Gerçi köfte hiç ete benzemiyor ama herhalde kızarınca bunlar hamburger köftesi olacak. Tam yağlı inekten yapılan kaşar peynirimiz var. McDonald's ketçap mayonezimiz var. Bunlar için hamburger almanıza gerek yok. Yani para harcamanız gerekmiyor. Kasaya gidip biraz önce dimdik chicken menü aldım ama içine ketçap mayonez koymayı unutmuşsunuz dediğinizde oradakiler hemen size beleşten ketçap mayonez veriyorlar. Affedersin, Big Mac almıştım ama ketçap mayonez koymamışsınız. Tabii, hemen vereyim. Ya da yemeği yiyip kalkan zengin züppeler bunları fazla kullanmazlar. Onların artık yemeklerini karıştırarak ve çöplere bakarak ketçap mayoneze beleşe ulaşabilirsiniz. Hamburgerin olmazsa olmazı yeşillikler. Bunları da semt pazarı dağılırken hava karardıktan sonra yerlerden toplayabilirsiniz. Beleş yani. Hep yoksul perişan olabilirim acılar için. Sıra geldi en önemli malzemeye. Bir hamburgerin olmazsa olmazı kurutulmuş gergedan şeyi jambonudur. 2 dilim yeterli. Eğer bunu hamburgerin içine koymazsanız o hamburger bir olmaz. Eğer evde hıyar turşusu varsa mutlaka hamburgerinize koyun. Acayip lezzet katıyor. Birazdan sizinle beraber bu malzemelerin hepsini üst üste koyacağız ve efsane bir hamburger yapacağız. Ama önce köfteleri ateşle buluşturup onların canını acıtmamız lazım. Alt tarafı tost makinesinde köfte kızartacağım. Ama dünyanın en büyük aşçısı gibi giyinip sizin gözünüzü boyayabilmek için bu önlüğü giydim. Yorumlara en büyük aşçı Engin Cengiz yazanlara kalp bırakacağım. Şimdi size bir soru. İlk olarak ne yapmam gerekiyor? Bu soruyla sizi test etmiş de olacağım. Tüm IQ'larını kaybetmiş olan sadık izleyicilerim kesinlikle bu sorunun cevabını bilemez. Eğer aranızda doğru cevap veren varsa yeteri dozda Engin Cengiz almamış demektir. Hemen 5 videomu arka arkaya izleyip IQ'suna double shot yapsın. Köfteler tost makinesine yapışmasın ve onunla dost olmasın diye yağlı kağıt kullanıyoruz. Ama dikkat edin, yağlı kağıdın içinde domuz yağı olmasın. Bakın arkadaşlar, köfteler kızarıyor. Mis gibi de kokmaya başladı. Ay. Yine ağzımın suları akıyor. Henüz ülkemizde teknoloji fazla gelişmediği için siz ekrandan kokuyu alamıyorsunuz. Tabii belki de beni Çin'den, oradaki Asyan Ladyboy'ların yanından izleyenler varsa Çin'de bu teknoloji olduğu için ekrandan mutlaka kokuyu alıyorlardır. Arkadaşlar, köftelerden çıkan sesleri duyuyor musunuz? Evet arkadaşlar, köftelerin canını okudum, onları zıbarttım, akıllarını aldım. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimizi yerleştirerek efsane hamburgerimizi yapmaya başlayalım. İlk olarak en alta bir tane ekmek koyuyoruz. Üstüne de ketçap mayonez sıkıyoruz. Daha sonra kızaran köftelerimizden bir tanesini alt katmana yerleştiriyoruz. Üzerine birazcık tam yağlı inek peyniri. Peynirin kendisi değil arkadaşlar, ineğin kendisinin tam yağlı olması lazım. Buna çok dikkat edin. Daha sonra kurutulmuş gergedan şeyi jambonu. Böyle güzelce elinizle parçalayarak yerleştirirseniz çok iyi olur. Nasıl olmuş? Süper görünüyor değil mi? Pazarda yerden topladığımız yeşillikleri orta katmana mutlaka koyacağız.
Daha sonra evdeki salatalık turşusunu üstünde ismimin yazdığı bıçakla doğrayarak hamburgerime yerleştireceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar, YouTuber'lar çok zengin olduğu için her malzemelerinin üstünde isimleri yazar. Evet, şimdi ortaya koyacağımız, yani evlerdeki, apartmanlardaki kirişin yerine geçecek bir tane daha ekmeğimiz var. Bu ekmeğin üstüne de birazcık ev yapımı salça sürüyoruz. Bunu da komşunuzdan rica edebilirsiniz. Biraz salça var mı derseniz size verir. Yani bedavaya getirebilirsiniz. Daha sonra üst katmana son parça etimizi yerleştiriyoruz. Tekrar tam yağlı ineklerden elde edilen kaşar peynirini yerleştiriyoruz. Gergedan jambonlarını da böyle asimetrik bir şekilde, rastgele değil ha, asimetrik bir şekilde koyarak hamburgerimizin üst katmanını ayarlıyoruz. En üstte biraz daha yeşillik ve mayonez ketçap sıkıyoruz. Şapkasını da kafasına geçiriyoruz. Yani üst tarafını kapatmayı kesinlikle unutmayın. Buradan hava alırsa hamburgeriniz bozulabilir. İşte arkadaşlar, efsanevi ev yapımı Big Mac elimde. Ve sadece 3 liraya mal oluyor. Arkadaşlar, büyük an geldi. Bakalım efsanevi hamburgerimin tadı nasıl olmuş? Kimlerin canı çekti çok merak ediyorum. Yorumlara ağzımın suyu aktı yazan kardeşlerime hamburger ısmarlamayacağım. Ama tüm yorumlara kalp bırakacağım. Böyle bir lezzet yok arkadaşlar. Yemin ediyorum, McDonald's beni şef CEO olarak işe alsa satışlarını yarıya indirir. Evet arkadaşlar, bir efsanevi lezzet videosunun daha sonuna geldik. Zengin olmadığınız için yiyemediğiniz ya da ucuza yemek istediğiniz şeyler varsa hepsini yorumlara yazın. Onların da beleşe nasıl yapılacağını size gösteririm. Her zaman olduğu gibi videoya like atmayı ve hala kanala abone değilseniz aşağıdaki butonlardan abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki ağzınızın suyunu akıtacak videoyu kaçırmamak için de o zili tıklayarak mutlaka bildirimlerinizi açın. Niye geri gittin hemen? Engin, tiksin çalıyorsun. İnsanları mahvediyorsun. Ya izlenmemesi için uğraşıyorsun olur sanki. Olur mu canım sende? Engin Cengiz yazan yorumlara kalp bırakacağım. Bırakacağım. Bizi sırtlarında taşıyorlar ve hayatları boyunca hiç hamburger yememişler. Senin gibi eşekler yiyorlar. Koyarım bak bunu. Linç ederler seni. Engin Cengiz'e eşek gibi diye. Ketçap mayonezi beleşe alırken hayranlarım beni tanımaz inşallah. Hayran oldum yarim sana. Bakmaz gözün başkasına.